Sana elveda, elveda demiyorum. Diyemiyorum sana elveda. Sana elveda, elveda demiyorum. Diyemiyorum sana elveda. Esma, ey çiçek, ey gözümün nuru, hayat birbirimize doyacak kadar uzun değil. Esma, esma, sana elveda, elveda demiyorum. Sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum, bilakis görüşmek üzere. Başı dik, tuğyana isyan ederek yaşadın. Tüm engelleri reddederek, hürriyete sınırsızca aşık oldun. Bu ümmet, uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye, onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordun. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadın. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığın dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatul Edeviye'de son kez bir araya geldiğimizde sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın diyerek bana olan sitemini dile getirmiştin. Ben de sana, bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil. Birbirimize doyalım diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demiştim. Sen şehit olmadan 2 gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana, bu gece senin düğün gecen mi diye sordum. Sen de düğünüm akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında, senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesine niyaz ettim ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmekti. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken, gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin. Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda, ayrılmamak üzere birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma. Sana elveda demiyorum. Sana elveda, elveda demiyorum.
diyemiyorum sana elveda. Sana elveda, elveda demiyorum.